nın bozulmaması hali şudur. İlk turda altılı masanın adayı yüzde yetmişle seçilir. Kalıbımı basarım. Çok bir şey söylüyorsunuz. Şu anda. evet. Evet. Yüzde yetmişle Bir daha seçilir. söyleyeyim. Evet. Altı, yani altılı masanın altılı masa bozulmayacak ondan eminim. Bu ittifak sürecek. Ha çokla adayla gidilebilir mi tartışması yaşanıyor şimdi. Masa bozulur diyen yok zaten. Ama e, herhalde şartta bu masanın bozulmaması hali ilk turda masanın adayının ki e, Sayın Bila'nın söylediği gibi masanın sahibi millettir ama yüklenicisi 6 Genel Başkan'dır ama koordinatör yüklenicisi de Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Böyle baktığınız zaman ben o Sayın Genel Başkanların hepsini tanıyorum. Hepsiyle par e, yanlış söylemeyeyim evet Sayın Karamollaoğlu hariç hepsiyle parlamentoda da çalıştım. Dolayısıyla ben onların ortak bir özelliğini daha söyleyeyim. Hiçbiri siyasetten zenginleşmedi. Türkiye'de siyasetten zenginleşen yüzlerce insan sayarım ben size. Hiçbiri, altı sayın genel başkanın hiçbirisi de siyaset bana ne verecek diye siyasette yaptığına da inanmıyorum. Samimi buluyorum onları. Memleketi, milleti düşündüklerine inanıyorum. Böyle baktığımız zaman, efendim partilerinin e, ideolojik, ideolojileri, perspektifleri, Tarihsel geçmişleri, birikimleri şuradan geliyor, buradan geliyor. Böyle bir şey yok artık. Bitti. %70 dediniz. Evet ben %70 diyorum. Çok iddia ile söylüyorum. 6 sayın genel başkan. Ee, hani papa seçimi gibi bir odaya girerler, bir adayla çıkarlar ya. O gün yani %70 de vallahi mütevazi söyledim. Yemin ederim mütevazi söyledim girsinler bir masaya. 70 diyorsanız evet. AKP'yi yüzde kaça oturtuyorsunuz? Eee işte, yani MHP'nin oylarıyla birlikte 30 maksimum. Yani 30 mak yani 25 hatta. 25. Yani inanın Türkiye'de böyle bir tablo var. Niye altılı? Ya bak dün şimdi başka bir konuda bunu söyleyecektim ama söyleyeyim. Tayyip Erdoğan Semerkant'ta, Özbekistan'da liderlerle oturdu. Eee kim var? E, Çin Devlet Başkanı var, Putin var, Pakistan Başbakanı, Hindistan Başbakanı, Özbekistan Devlet Başkanı, Kazakistan Devlet Başkanı, Tacikistan Devlet Başkanı. Bir fotoğraf bizim beyefendi de orada. İşte masa bak. AK Parti'nin tüm kurmayları bunu paylaştı. İşte bu altılı masadan AK Parti'nin ne kadar korktuğunun, ürktüğünün, onların nasıl masadan sebep, nasıl bir kabus yaşadığının çok not net örneği ne diyorlar? En üstünden en ilçe başkanı kadar. İşte masa işte lider. Pes. Niye pes dedim biliyor musun? Niye pes dedim? O masada bir tane bizimki dahi ülkesinde demokrasinin yaşandığı bir lider yok. Ve tümü ya diktatör ya diktatör eğilimli. Ama bizimki ne yapıyor? Bizimki deyince bizimkiler yanlış anlamasın. <laughs> Cumhurbaşkanı orta yerdeki Cumhurbaşkanı'nı söylüyorum. Central Park'ta da beyefendi ee, şeye özenmiş ee, olof palmiye özenmiş böyle tek yalnız böyle korumasız gürültüsüz, sempatik kime yapıyorsun bunu? Dışarıya. Dışarıya, Central Park'ta Central evet. Central Park'ta da korumasız, özgüveni yüksek böyle demokrat bir görüntü. Keşke içeri yap. Beş tepeten Meise 500 kişiyle üstte 3 helikopter, 300 arabayla meclise geliyorsun. Ben mecliste odam var. ikinci katta çatımda Tayyip Erdoğan'ın meclise geldiği gün kütür kütür kiremit ya da o çatı malzemesinin seslerini duyuyorum. Kaleşnikov uzun menzilli silahlar benim oturdum odanın yanındaki şeyden korumalar geçiyor. Central Park'ta da beyefendi sivil görüntü veriyor. Daha iki gün önce, üç gün önce, üç gün önce 21 elde Anadolu Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmada Anadolu Adliyesi'nin 10 kilometre çapı insanlardan izol edildi. Aynı gün Çağlayan Adliyesi'nde Cumartesi annelerinin yargılandığı duruşmada, annelerin davasının görüldüğü duruşmada e, Sol Parti, parti meclis dahil birçok avukat, diskin yetkilileri tartaklanarak gözaltına alındı. Beyefendi Central Park'ta bunu yaşatıyor. Şimdi Türkiye bu bütün bunları görüyor. Bütün bunları gördüğü için de bir altı saygı değer genel başkan da bunları gördüğü için ben hiçbir hal ve şartta bu işin altılı masanın e, örnek belki yanlış anlaşılmasın diye söyleyeyim hani meşhur duman çıkana kadar bir arada kalıyorlar seçin papayı seçince duman çıkarıp dışarı çıkıyorlar. Altılı masanın inşallah çok bunu umut var bir şekilde söylüyorum o saygıdeğer genel başkanlara da, o saygıdeğer genel başkanlarının önce Türkiye dediğini, önce Türk milleti dediğini, milletin refah, huzuru, mutluluğu dediğini, öyle siyaset yaptıklarını bilerek söylüyorum. E, oradan doğru karar çıkacak. E, burada tabii Fikret abi de söyledi. Allah var. Bunu e, bu tabii bir işbirliği, ortak payda, eşitlerin birliği. Hiçbir lider orada birinin önünde değil. Ama bunun e, projeksiyonu, hayata geçirilmesinde e, bir merkez var idi. O da Sayın Kılıçdaroğlu ya da <laughs> yeni tabirle Bay Kemal diye düşünüyorum. O bakımdan e, altılı masa konusunda e, Erdoğan Türkiye'de her kesime fitne soktu. Fesat soktu. Partisinin içine de soktu. Kendi meyakasına da soktu belki zaman zaman. Ama Erdoğan Altılı masaya fitneyi sokamayacak. Altılı masa fitneye kapıyı kapattı, kilitledi, kilitledi. Erdoğan'ın fitnesi altılı masaya işlemez. Barış'ın bir kulisi vardı geçen hafta, değil mi Barış? Altılı masa için özel bir birim kuruldu, birim kuruldu diye. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde önemli bir kurmayın da liderliğinde altılı masayı dağıtma birimi kurulduğuna dair bir ciddi Bizler bir iddia var. Bizde de bu bilgiler var. Var mı? Yani bilgi derken tabii Duyu. devleti biz yönetmiyoruz. Ee, i̇nşallah o günlerde çok yakın ama e, ben demin söylediğim sözü boşuna söylemedim. Yani fitne kapıdan girince birlik bacadan çıkar. Ee, ama altı saygı değer genel başkan da bu konuda genel başkanı da bu konuda çok temkinli görüyorum. Bak biraz samimi konuşalım. Biz bize gibi konuşalım. 85 milyonun bizi izlediğini bir an için unutalım. Her siyasi partide şu vardır. Her siyasi partide. Partinin bir lideri vardır, liderin altında kurmayları vardır. Altı partide, yani diğerler Cumhur'da da vardır. Altı partide de bu var. Partinin liderinin bir vizyonu, perspektifi vardır, istişare organları vardır, farklı farklıdır. Liderler bazen çapraz istişareler yaparlar ee, falan ama sonuçta partilerde kurultaylardan aldıkları yetkiyle liderler belirleyicidir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Her böyle. öyle de olmak zorunda. Ama aşağıda kurmayların kendi siyasi ikballeriyle, ikbal kaygılarıyla da ilgili olarak farklı perspektifleri, farklı anlayışları vardır. Bir de bizde diğer partilerde nedenir bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi de buna biz örgüt koygoyculuğu deriz. Yani örgüte şirin görünme adına işte örgütün taleplerini daha çok yüksek sesle dillendirme e, mekanizmaları vardır. Diğer partilerde de var. Ben şimdi bunu hem bizim partimizde de hem e, diğer partilerde de görüyorum. Yani İYİ Parti'de, Deva Partisi'nde, Gelecek Partisi'nde, Saadet Partisi'nde en az orada görüyorum. E, Demokrat Parti'de de az görüyorum. Çok da bunu normal ve anlayışla karşılıyorum. Sayın Genel Başkanımız da bunu çok normal gördüğünü biliyorum. Yani bir lider var. Liderin altında yakın kurmay kadro var. Birinci halka var. Atıyorum orada 10 kişi varsa on kişinin altısı farklı düşünür, dördü farklı düşünür. Dört kişi bir aradadır, altı kişi bir aradadır. Altı kişi o sayın genel başkana bir konuda farklı bir e, empoze ve basınç uygular. Öbür dört kişi farklı bir empoze ve basınç uygular. İşte liderlik orada ortaya çıkar zaten. Lider onların ikisini de dinler. Yani iki ya da üç grup bu bazen dört grup. AK Parti'de bu daha farklı. O da orada daha farklı AK Parti'de. MKYK diyor ki bizim partinin arınması lazım. Parti kirlendi diyor. Bu da çok önemli bir şey mesela. O da bir görüş, bir yaklaşım, bir perspektif. Onu Tayyip Bey'e nasıl bakacak onu bilmiyoruz. Herhalde bu akşam ona zamanımız olmayacak. Bir bu akşam onu da yapalım. <laughs> ee, ama burada liderlik işte orada ortaya çıkar. Lider ekibini, kadrolarını dinler. Sonra lider zaten oturup bir karar verir. İş orada şudur. Bu masayı yani masanın ben dağılacağına zerre ihtimal vermiyorum ama masa liderlerden dağılmaz. Dağılırsa liderlerin alt kadrolarındaki siyasi ikbal hesapları parti içi iktidar savaşları ile ilgili hesaplarla ilgili olarak liderlerin kafasının karışması ya da liderlerin yanlış kararlar almasını sağlayacak kadar güçlü mekanizmalar olursa parti içinde bu bu masanın dağılmasının şeyi bu olur. Tayyip Erdoğan'ın Bak, bitireyim hemen. Tayyip Erdoğan'ın da, güç merkezlerinin de ne derseniz yayın adına e, bu masayı dağıtacak e, ellerinde bir manivela mekanizma yok. Peki o zaman altın masanın CHP dışındaki diğer partilerindeki o alt kadrolarında genel başkan yardımcısının Hayır ben bunu diğer partiler için demedim, altısı için de söylüyorum. Tamam. Hepsi evet. için. Peki e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin benim iddia ettiğim e, altın masayı dağıtma biriminin ee, bu altın masanın e, bileşenlerinden insan koparmaya çalıştığı iddiasını duydunuz mu? Siyasette rivayetler böyle böyle dönemlerde muhteliftir. Ee, <laughs> yine bana ait bir Hı. söz var. Ee, siyasette her şey mümkündür, hiçbir şey imkansız değildir. Bu hamleler olacak. İnsandır. Zaaflarına yenik düşebilir. Zaaflar kullanılacaktır. İnsanların geçmişleri teker teker taranacak bunlar kullanılacaktır. Aileleri, Türk siyasetinde bunlar maalesef geçmişte de oldu, yarın da olacaktır. Olmamalı ama olacaktır. Bunları, bu, bu, bu niyetlerin olduğunu biz de duyuyoruz, hissediyoruz. Biliyoruz diyemem, bilmem için önümde ya kulağımla duymam ya gözümle görmem lazım. Ama Türkiye'de herkeste böyle bir algı varsa ve siz çok araştırmacı bir gazeteci olarak ve cesur bir gazeteci olarak bunu bana soruyorsanız sizde daha çok bu konuda bilgi vardır. Hiç önemi yok. Şimdi buradan şunu şuraya gelelim. Efendim birileri bir şekilde etkilenecek, ikna edilecek şu veya bu şekilde, duygusal ya da başka şekilde ve parti içinde sorunlar çıkarılacak. Hiç bizim parti için söyleyebilirim ben bunu. Cumhuriyet Halk Partisi için söyleyebilirim. Bize bu sökmez bize sökmez. Yani efendim CHP'nin şimdi en mühim adamlarından diyelim. Örneğin Engin Altay ya da işte ne bileyim Özgür Özel, Faik Öztürk, Engin Özkoç ve Oğuz Kansalıcı, Bülent Tezcan hangimiz var sayalım. Biz bizden biriyle ilgili böyle bir operasyon